Agos gazetesinin genel yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samaz, Şubat ayında dönakli edildiği Bolu Fethi cezaevinden koşullu salıverme kapsamında dün akşam saatlerine tahliye edildi. Agos gazetesinin genel yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samaz tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samaz, 20 Ocak 2007'de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007'de tutuklanan Ogün Samaz, geçen Şubat ayında cezasını çektiği Kandıra Fethi cezaevinden Bolu Fethi cezaevine nakledildi. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samaz'ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreci döneme aşamasında olduğu aktarıldı. Samaz Şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu Fethi cezaevinden dün akşam itibariyle saat 19.50'de tahliye edildi. Samast'ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı aktarıldı. Şimdi ise Ogün Samast'ın yargı sürecini hatırlayalım. 19 Ocak 2007 günü Ogün Samast tarafından gazetesinin önünde öldürülen Agos gazetesi genel yönetmeni Hrant Dink, suikastıyla ilgili yargı süreci Nisan 2007'de başladı ve ilk duruşma 2 Temmuz 2007 tarihinde o sırada İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk etapta 12'si tutuklu 18 kişinin yargılanmasına başlandı ve 2008 ile 2009 yıllarında hazırlanan ek iddianamelere sanık sayısı 20'ye yükseltildi. Bu dava Ocak 2012'de hükme bağlandı. Sanıklardan Yasin Hayal, tasarlayarak öldürmeyi azmettirmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tüncel de 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve cezaevinde cezasını doldurulan hükmedilerek tahliyesine karar verildi. Yasin Hayal yargı süreci boyunca kamuoyu tarafından yakından bilinen bazı başka kişileri de tehdit etmişti. Tetikçi Ogün Samaz ise suç işlediği sırada 17 yaşında olduğu için Çocukça Mahkemesi'ne yargılandı. Samaz Temmuz 2011'de çıkan kararda tasarlayarak adam öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Ancak ana davada sanıkların tamamı silahlı terör örgütü üyeliği suçundan beraat etti. Cinayetten sonra yaşananlar ise şu şekildeydi. Hrant Dink'in İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Agos gazetesi yakınlarında ana cadde üzerine suikasta uğramasından kısa süre sonra güvenlik kamerası kayıtlarından cinayet şüphelisi tespit edildi. Şüpheli Ogün Samaz'ın görüntüleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. O tarihte 17 yaşında olan Samaz, suikastten 36 saat sonra babasının ihbarı üzerine Trabzon'a gitmek üzereyken Samsun otogarında gözaltına alındı. Samaz ile birlikte cinayette kullanılan silah da ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü cinayetten kısa bir süre sonra zanlının görüntülerini basınla paylaştı. Samast'ın sorgusunda cinayeti kabul ettiğini ancak pişman olmadığı aktarıldı. Haberlere göre Samast suikastı Yasin Hayal'in talimatı üzerine işlediğini de ifade etti. Yasin Hayal'in adı da daha önce 2004 yılında Trabzon'da bir fast food restoranında 6 kişinin yaralandığı bombalama olayına karışmıştı. Hrant Dink'in eşi Rakel Dink cenaze töreninde yaptığı konuşmada "Eşi kaç olursa olsun 17 veya 27 katil kim olursa olsun bir zamanlar bebek olduklarını biliyorum. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim" diye konuşmuştu. Ne yazık ki o karanlığı yarattığı katil dün itibariyle serbest kaldı ve tekrar aramıza karıştı.